Evet değerli Arıcılık TV takipçilerimiz, şimdi videomuzun bir sonraki aşamasındayız. Şimdi görmüş olduğunuz üzere bu arımız, karakovanımız. Alttan girelim. Görmüş olduğunuz üzere peteklerini bakın tabana kadar birleştirmişler. Yani yaklaşık olarak 3-4 santim sonra tabana değecek. Daha sonra petek öremeyecekler. Biz ne yapacağız şimdi bunu? Tekrar bir normal bir kat gibi şöyle bir sepet ayarladık. Bu sepetimizi şimdi bunun altına koyup nasıl yapalım? Şöyle koyalım. Bunda şu bölmesini yakından da çekebilirsin. Şu kısmını keseceğiz ve arının aşağıya doğru pete görmesini sağlayacağız. Evet, uzaktan alabilirsin. Şunu şu şekilde kaldıracağım. Şöyle. Evet, gördüğünüz üzere bu da bu şekilde oturuyor. Altını açacağız ve daha sonra bunu buraya komple koyup aynı şekilde arılar alttan çalışmaya başlayacak. Şimdi ben bunu bırakıyorum buraya. Şimdi bunu atölyeme götürüp bu bölme kısmını keseceğim ve onun da konulma şeklini göstereceğim. Evet, gördüğünüz üzere şu şekilde bu aradaki bölmeyi çıkartacağız ve arının aşağı rahat bir şekilde geçmesini sağlayacağız. En son onların sökülmüş haliyle birlikte var onu göster. Evet, dökülüyor zaten. Evet, bakın. Aradaki bu çubuklar kalacak. Yine petekleri oradan şarjlar yapacak. Aşağı o şekilde geçmiş olacak. Evet, görmüş olduğunuz bu malzemelerle birlikte şu sepetimizin üst tarafını çıkardık. Şimdi diğer karakovanımızı bunun üzerine bırakacağız ve zamanla aşağı doğru petekleri astığı zaman kırılmaması için şu şekilde çubuklarımızı da şu alt bölgeden geçireceğim. Şimdi onu da şöyle ortalayalım. Şu şekilde. Şu şekilde. Karşıdaki bölgeden evet. Evet, bu şekilde geçirmiş olduk. Evet, diğerini de şimdi sokacağım. Aynı şekilde. Arılar peteğe ördüğü zaman şak diye aşağıya doğru düşmesin diye bunları takıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi arılar petekleri böyle yukarıdan aşağı böyle takacağı için peteklerin kırmamasını sağlayacağız. Şimdi bir çubuğum daha var. Bunu da diğer tarafa koyacağım. Evet. Bunu da bu şekilde koymuş oldum. Şimdi arımızın yanına geçiyoruz. Evet. Şimdi en önemli aşama, daha önceki birinci videoda da çektiğim üzere hayvan tezye kısmındayız. Yani tezek bunun kurumuş hali oluyor. Bazı arkadaşlar yorum yapmışlar videolar kısmına. O işte hayvan dışkısı değil, tezek demişler. Şu anki bu aşamadaki dışkı hayvan dışkısı oluyor. Kuruduğu zaman tezek haline geliyor. Tezek bakın şurada var mesela. Orada tezek haline gelmiş. Evet, şimdi bunun dışını sıvama işlemine geçiyorum. Aynı şekilde bunu birinci videoda yaptığımız gibi böyle güzel güzel
sıvıyoruz. Bir de yine birinci videodaki yorumlarla istinaden konuşuyorum. Bazılar demiş niye hayvan pisliği? Başka kilden falan yapın demişler. Bizim bulunduğumuz yerde hayvan dışkısı var. Bir de yani eski arıcılığa istinaden böyle bir şey yaptık. Yani bu kuruduğu zaman çok da böyle hani pis bir şey değil. Zaten bu içine geçmiyor. Sadece dışında kalıyor. Bunu da söyleyelim. Ve arı kesinlikle bunun en ufak bir milimini de karıştırmıyor yani. O da bilginiz olsun. Bu şekilde bunu komple yapacağım. Tamam, bittiği zaman da tekrar bir son halini çekeriz. Evet, görmüş olduğunuz üzere kovanımızı şu şekilde hazır bir hale getirdik. Tamamen hayvan gübresiyle kapladık. Bu şekilde. Şöyle çekebilirsin. Evet, şimdi kovanımı, bu normal kovanımı alıyorum. Evet, çekebilirsin, al. Bunu kenara koyuyorum. Diğer kovanımı getirip buraya bırakıyorum. Hatta dur, altı temizleyelim şöyle. Şöyle kazısını koyalım yine. Etrafını saracak şekilde. Evet, bu kovanımızı alıyoruz. Aynı şekilde üzerine bırakıyorum. Evet. Bu şekilde. Gayet sağlam oldu. Ve şimdi yine kenarlarını hayvan dışkısıyla düzelteceğim. Tabii şöyle. Evet, gördüğünüz üzere şimdi bu şekilde de aradaki iki boğumu tamamen sıvayarak bununla bunu bitiştirdim. Yağmur yağmasına veya aşağıdan arıların yukarıya doğru gelmesini engelleyecek şekilde bu şekilde sıvadık. Arkaya doğru da komple etrafını çekebilirsin. Burayı da dolduralım. Evet. Bu şekilde her yerini şöyle sıvamış olduk. Bildiğin peri bacaları gibi yapmış olduk. Şimdi önden bir bakalım, arılar yukarı doğru girmeye başlamış mı? Bir de önden doğru çekelim.
alttan bir kaldıralım. Evet, fazla sarsmadan. Şöyle. Evet, şu an ben bakmayacağım. Arılar gidiyor herhalde yukarı doğru. Evet. Fazla eğmeyeceğim. Tamam, kapatıyorum. Evet değerli takipçilerimiz, yaklaşık olarak 3-4 gün önce arımıza bu şekilde ilave kovan yaptık. Şimdi hatta üst taraftan şu şekilde kendilerine yer açmışlar. Bakın oradan havalandırma yapıyorlar. Çekiyorsa kameraman. Oradan havalandırma açmışlar. Aynı zamanda aşağıda aslında bizim uçma deliğimiz. Ve şimdi bir alttan doğru bir bakmaya çalışacağız. Bakalım arılar alt bölmeye doğru geçiş sağlamışlar mı? Şuradan çizelim. Uzaktan çekebilirsin. Evet, iplerini çizdik. Şimdi hafifçe kovanımızı kaldırıyoruz. Üst tarafı da devirmeden. Evet, fazla da sok girmenize gerek yok. Şu an kameradan izleyeceğiz. Bakalım içeride nasıl bir görüntü var. Evet. Ve şimdi daha önce bizim normal doğal ballarımız vardı evde. Şu şekilde. Bunun balını yedik biz. Peteklerini, yani mum kısmını yememiştik. Onları şimdi alttan bırakıp arının bunu tekrar peteklere taşıyıp bal yapmasını sağlayacağız. Evet, onu kameraman yardımcı olursa bize. Tamam, koydu galiba. Tamam, kapatıyorum. Evet, bu şekilde yine videomuzun sonraki aşamalarında çekip bu videomuzda izleyebilirsiniz.